vibreyi instant tarafa çeviriyor gibi görünüyor. İki desteğin de bu arada iyileştirme etkilerinin olduğunu hatırlatalım. Yani o koridorda uzun süre duruyorlar. Mika yine yakalandı. Sersemletme yine tutmadı. Mika şimdi şifasını kullanarak hayatta kalmayı başardı. Raze'in şifası var. Yemleyebilirler orada. Bitkinlik var Jokester'ın üzerinde. Jokester'dan ilk kanı almayı başaran Raze oluyor. Şif pozisyonda Revolta güzel pozisyonda sıçrası var. Raze'de harika bir ulti geldi. Revolta yakalayacak. Ezreal havaya sıçratıyor. Şimdi yalnız oraya Gragas geldi. Şifa da kullanıldı. Raze paralel yakın zaman içinde yine çıkmayı başarıyor. Savaşı bitirdi Spooks orada. Tokers ultisinin üzerinde kullandı. Tokers'dan skoru almayı başaracaklar mı? Hayır. Jokester'ın da canı çok az. Ezreal ultisi. Raze skoru almayı başarıyor Jokester'dan. Swiper içeri girmek için bir boşluk arıyor ama hayır. Kuleyle yetinmek zorunda kalacaklar gibi görünüyor. Yani alt koridorda Swiper minyon dalgasını ittirdi. Şimdi Raze oradan kaçabilecek mi? Kaçıyor çünkü ışınlan gelecek. Gen gelecek oraya yalnız. Jokester ultisini bile kullanamadan paramparça oldu. Tokers geldi. Servis ettiler Tokers orada takım arkadaşlarına. Mükemmel ulti Gragas'tan. Tokers skorunu almayı başardılar. Bir anda iki skor birden çıkıyor. Yiğicimden bu arada sıçrayla beraber bir kozmik bağ denemesi gördük ama skorla sonuçlanmayacak. Baron'a gidebilirler mi acaba? Bir kez daha düşünmelerine yol açacak bir hamle olabilir bu. Revolta etrafta geziyor. Herkes vurmuyor şu anda Baron'a. Aynı sayfada değil mi acaba bu takım? Yeng içeri girdi. Yiğicim skorunu almak isteyecek yalnız. Kozmik geçiş orada kurtardı. Şimdi Baron'un canı azalıyor. Revolta'yı duvara yapıştırdı. Mika skoru gelecek. Revolta skoru gelecek mi? Revolta skoru da geliyor. Artık bu Baron çok kolay bir hedef Chiefs için. İki skorun ardından Chiefs Baron'u almayı başarıyor. İnanılmaz yemlediler orada rakiplerini. Oynamaya devam ediyor. Ya 3 dakika içerisinde bir anda oyunu noktalandıran büyük hamleler yaptığını gördük Chiefs'in. 8'e 0 kule. Revolta'nın pozisyonu. Bunu Meteos'tan görmüştük hatırlayacaksın sen de. Spooks yakalanacak mı? Hayır Spooks çıktı. Yeng nereye gidiyor? Yeng yalnız üzerinde Taric ultisi var. Şimdi arka tarafta Swiper Meganar. 2 kişi 3 kişiyi tutuyor. Arkada Echo skorunu almayı başardılar. Mikao'yu bıraktı ama Revolta düşecek. İkinci skor geldi. Mikao da düşüyor. Tokers'ın başı dertte. Ultisini kullanarak çıkmaya çalışıyor ama orta koridor inhibitörü düşecek. Oyunu bitirme şansları var şu anda. Oyunu çok rahat bir şekilde burada bitirecek Chiefs ekibi. Takım savaşı Nains güzel başladı ama arkadan takip edici hasar hiçbir şekilde gelemedi. Çünkü Swiper devredeydi ve taşıyıcıları uzakta tutmasını bildi.